Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün Antalya'dayım. Side'deyim. Biraz sonra Türkiye'nin en büyük turlarından biri olan Tour of Antalya buradan start alıyor. Bugün Side'den Antalya'ya gideceğiz arkadaşlar. Yaklaşık 145 kilometrelik bir turumuz var. Tırmanış fazla yok. Dümdüz bir yarış ve bayağı hızlı geçecek. Ama biz Antalya'dan buraya gelirken bayağı rüzgar vardı. Kafadan rüzgar yiyecek bisikletçiler. Biraz zor olacak ama yağmur yok. Evet, bu turda arkadaşlar 4 etap var biliyorsunuz. Bu turun diğer bir adı da Tour of Heaven zaten. Cennet turu ve yani adına yakışır bir tur olacak. Çünkü Türkiye'nin en güzel yerlerinde sürecek bisikletçiler. Biraz sonra da hepsini göreceksiniz zaten. Ve tabii mavileri giydim gene. Ben yine en önde Shimano aracında olacağım. Hadi lafı fazla uzatmayayım. Takımlar yavaş yavaş imza törenindeler arkadaşlar. Geliyorlar. Şimdi size biraz oraları gösterelim. Arkın adamı takip ettim. Nasıl soğuk? Sergey Tvetkov, Kent Ross ve Ahmet Örken. Rüzgarlı var, kolaylık versin. Bravo, alkış Ahmet. İyi abi. Oğlum nasıl hava? Hava serin, rüzgar biraz. Ayaz var, ayaz. Aynen. Ne yapacağız? Vallahi. Senin ilk yarışın mı oluyor şimdi? Evet. Takımla ilk yarışın. Bu takımda evet. Lucas Karsten seni sprinter olarak göreceğiz. Aynen. Halil İbrahim'le Halil Doğan'la Henok Gülübran'ı da yokuşlarda iddialı olarak bir şeyler anabiliriz. Bizim için hazırlık yarışı ama elimizden geleni yapacağız. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Sporcular yavaş yavaş start alanına geliyor arkadaşlar. 15 dakika kaldı ve biraz sonra Tour of Heaven başlıyor. Cennet turu başlıyor arkadaşlar. Bakın burada yerlerini almışlar. Yavaş yavaş 160 kişi start alacak bugün. Ve mis gibi bir havada, daha doğrusu rüzgarlı bir havada yarışacaklar. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Uçmayın ha, dikkat edin. Evet, her gün yavaş yavaş ısınıyorlardı bisikletçiler. Ben şimdi tabii en ön araca, Shimano aracına gidiyorum. Onur Çam da burada. Kafaya da takmış GoPro'yu. Evet, yine çok eğleneceğiz bakalım. Bakın burada takım daha geliyor. Hadi bakalım. Başlıyoruz.
Evet, finish geliyor arkadaşlar. Orada basın mensuplarımız. Tehlikeli bir durum olsa ne yapacaksın? Üstüne çıkacağım, oğlum, ne yapayım? Çok adam tehlikeli bir durum. Daha tehlikeli bir durum olur. İlk gün sonucu belli oldu arkadaşlar. Şimdi hangi tarafa? Bisikletçilerin yanına gidelim, sporcuların yanına gidelim. Nasıldı abi ilk gün? Kazasız belasız. Bu rüzgarda güzel oldu valla. Aynen. Hadi bakalım. Çok rüzgar vardı, hatta şu anda bile var. Bakın şuraya. Ve sporcuların hepsi burada. Evet, bugün biraz düz bir etaptı arkadaşlar. O yüzden bir kaçış grubu oldu ama benim bulunduğum Shimano aracında pek bir iş düşmedi. Böyle fıtı fıtı geldik biz. Hello, so I want to ask you about the conditions. I mean, especially the weather conditions with the wind. How was the ride? It was quite stressful whole day. But I've seen also like also in the beginning we saw that the wind don't cause any damage. We also tried with our team, it was like, we were saying also before the start that kilometer 43 about when we do the first left turn. Gazprom Rus veladan Matteo Malucelli. İtalyan yarışçı Matteo Malucelli. Congratulations. Evet, bugünün sonuna geldik arkadaşlar. Biraz önce dediğim gibi bize çok iş düşmedi Shimano aracına. O yüzden de seviniyoruz bir yerde çünkü bir problem olmadı çok fazla. Yarın en uzun etap, 180 küsur kilometrelik bir etap var. Kemer'den başlayacağız. Yine Antalya'da bitecek. Ve şöyle de bir durum var. Ben yarın belki bir motosikletin arkasına geçebilirim. Biraz değişik görüntüler alalım. Çünkü şöyle bir şey var. Artık canlı yayın olduğu için çok öyle benim çektiğim görüntüler zaten siz televizyonda onları daha iyisini seyretmiş oluyorsunuz. O yüzden de ben biraz daha değişik bir şeyler yapmayı planlıyorum. Ve yarın da öyle bir şey deneyebiliriz. Evet, bu arada canlı yayın var arkadaşlar, onu bir daha söyleyelim. Her günün son 1,5 saati yayınlanıyor, canlı yayınlanıyor. Bu da işte turun ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Yavaş yavaş da daha güzel yerlere gelecektir. Hadi bakalım. Şimdi bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda yani yarın görüşürüz.